Oldu Mahir. Belli ki bir şeyler ters gitmiş. Yoksa sen böyle bir durumda eve gelmezsin. Nerede olduklarını bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama yarın buluşacağız. Alacağım babamı. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Yarın verecekler sana babanı. Ama karşılığında bir şey istiyorlar, değil mi? Normalde asla yapmayacağım bir şey. Babanla tehdit ediyorlar seni. Onun canına karşılık sen de kabul etmek zorunda kaldın. Biliyorlar. Babam için dünyayı yıkacağımı biliyorlar. Bu yüzden... Sus Mahir. Sakın söyleme. Söylemezsen ben de bilmem. Sana engel olamam o zaman. Sorgulayamam. Hesap soramam. Benim senden tek bir isteğim var. Kurtar Nasip babayı. Nam et. Onu evine bize geri getir. Çok üzüyorum biliyorum. Hep arada bırakıyorum seni. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kendimden vazgeçecek kadar. Ben babamla annemin birbirlerini nasıl sevdiğini görerek büyüdüm Feride. Onların sadakatine şahit oldum. Hep böyle bir sevda diledim. Çok şükür. Bana seni verdi Allah. Çok şükür. Ama benim içimde öyle bir his var ki. Bizimkinin ömrü o kadar uzun olmayacak diyor. Ama ne kadar sürerse sürsün, hiçbir anından pişmanlık duymayacağım bir sevda bizimki. Hadi dinlen artık. Belli ki yarın çok zor bir gün olacak. Thank you.
Bana itimadı tam abi. Sana karşı olduğuma kuşkusu yok. Peki bu işte bir alakası var mı? Babam kaçırma işini beraber mi tezgahlamışlar? Yok. Açıktan sormadım. Ama dün Arif'le konuşurken duydum. Nail abinin kendi başına iş yapmasına köpürdü bütün gece. Yaptıkları bütün planı bozmuş bu iş. Birbirlerine düşmesi işime gelir. Nail'in yalnız kalması da iyi. Ama elindeki babam olunca... Merak etme abi. Evelallah bu işi de halledeceğiz. Sen çocuğu nasıl kaçıracaksın? Düşündün mü bir şeyler? Günaydın. Günaydın. Ben sesini duydum da kimle konuştuğunu anlayamadım. Günaydın Feride. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben çay koyayım. Dikkat et kardeşim. Sen de abi. Ben bugün adliyeye gelmeyeceğim Suna. Neden? Şimdi anlatamam. Sonra görüşürüz. Dur Feride, kapatma. Ne olur gözünü seveyim. Yine ne oldu? Çatlatma insanı, ne olur söyle. Hem öyle kafama göre gelmem ne demek? Mazeret yazısı ne olacak? Suna, gelmeyeceğim dedim ya. Yazıyı da sonra alırım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hayırdır? İşe gitmiyor musun bugün? Yok, gideceğim. Sadece biraz gecikeceğim. Onu söyledim Suna'ya. Ha, öyle mi? Ben yanlış anladım herhalde. Gidiyor musun? Evet. Uyuyorlar mı? Songül ağlıyor. İlknur da yanında. İkisi de çok korkuyor. Dikkatli ol Mahir. Sen de dikkat et. Turgut'tan da uzak dur. Tamam mı? Bak Feride. Adam neden geldi? Maksadı ne bilmiyoruz. Sence bu işle onun ilgisi var mı? Bilmiyorum. Ama varsa da hiç şaşırmam. Senin lehine ifade vermiş olmasa belki bu kadar kaygılanmazdım. Ama bilmiyorum Mahir. Bir tuhaflık var. Turgut'un adının geçtiği her şey tekinsiz bence Feride. Ama şimdi onu düşünemem. Tek derdim babamı sağ salim evimize getirmek. Haklısın. Sen beni dinle. O adamdan uzak dur. Tamam abi. Sağ olasın. Atla. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Hoş geldin abi. Günaydın. Sana da günaydıysa tabii. Günaydın, günaydın.
Ben uyuyamadım ki Mahir. Yatamadım bile. Düşün, düşün. Dört döndüm evin içinde. Ne yapacaksın Mahir? Nasıl kaçıracaksın oğlanı? İste ben yardımcı olayım. Ne istersen yaparım. Yeter ki al babanın ailenin elinden. Ben ailenin oğlunu kaçırırken karşıma polis çıkmasın yeter. Bunu yapabilir misin? Sen iste yeter. Başka? Bunu yapsan tamamdır. Oldu bil. Maksadımız babamı o adamların elinden almak. Her birinizden isteyeceğim yardım başka. Ama bundan önce başka bir konu var. Hepiniz benim için kıymetlisiniz. Kılınıza zarar gelsin istemem. O yüzden önce dikkatli olacağız. Bunun haricinde bu nakil esnasında görevli insanlar olacak elbette. Suçsuz insanlar. Vazifelerini yapmak için tabii ki bize karşı koyacaklar. Özellikle dikkat edin. Hiçbiri zarar görsün istemiyorum. Biz sadece Tuncer denen adamı alıp gideceğiz. O kadar. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Evet kardeşim. Bu nakil nasıl olacak? Güzergah nedir? Onu bir anlat bize. Tuncer'in nakli öğleden sonra yapılacak. Nakiller normalde 3 askerle yapılır. Mahkuma arkada bir asker refakat ederken ön tarafta da 2 asker oturur. Ama adam önceden de kaçmaya teşebbüs ettiği için daha sıkı tedbir alacaklardır. Muhtemel daha kalabalık olacaktır. Güzergahı haritaya işaretledim. Yolun en tenha yerini de belirledim. Aracı orada durduracağız. Yalnız tek sıkıntı, aracı durduracağımız nokta Nail'in verdiği buluşma yerine uzak. Ama başka seçeneğimiz yok. Biz Kemal'le Nail abinin buluşmak için belirlediği meydanda mevzileneceğiz. Nazif babayı korumak için. Ansızın çıkarsanız paniklerler. Açıkça niyetinizi belli edin. Zaten sayıca üstünlüğünüzü görünce mecbur teslim olacaklar. Ne oluyor lan? Hepsinin de silahı var. Bir sürü adam var, ne yapacağız? Yavaşla. Kimseye zarar vermek istemiyoruz. Sadece mahkum alıp gideceğiz. Abi sen Karadayı değil misin? Zorluk çıkarmazsanız kimsenin canı yanmaz. Vakit iyice daraldı aslında. Az daha az. Tek eksiğimiz Mahir'le Tuncer. Ah, başladılar bile. Bizim hocanın da eli kulağındadır. Oh,
çekti. Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et. Abi, olan oldu abi. Bas gidelim. Mahir de nerede kaldı acaba? Bana sen sözünün eri değilsin demiştin ya. Hele şu oğlum gelmesin. Bak gör bakalım o zaman. Sözümü tutuyor muyum, tutmuyor muyum? Eşhedü en la ilahe illallah. Koy elini. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Hoca minareden indi. Babam nerede? Dur bakalım delikanlı. Hemen celallenme. Bayağı kalabalık gelmişsiniz ha? Oğlunu tek başıma kaçıracak değildim. Tek ya da çok. Benim netice alakadardır. Beni de baba. Oğlum nerede? Araçta. Oluyor lan. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum nerede? Olması gereken yerde. Sordum öğrendim. Oğlun iki kişinin canını almış. Senin için. Borcunu ödeyemeyen iki garibanın hayatına son vermiş. Hem de hiç acımadan. Onların kanını yerde bırakacak değildir. Oğlun hak ettiği cezayı çekecek. Söyle şimdi adamlarına silahlarını indirsinler. Hadi. Yapın dediğini. Toplayın silahlarını. Çöktürün şuraya. Baba. Baba.